Ben Zeynel Özbalçık, sınıf öğretmeniyim. 25 yıllık sınıf öğretmeniyim. Emekliliğim kapıya dayandı. Yasemin Hocam gülüyor. Öğretmen aile tanışma hikayemi anlatayım kısaca. 2016'da aynı ekiple, şu andaki ekiple birlikte bir proje yapmıştık biz. O projede eğitimde iyi örneklere seçilmişti. Orada Batuhan Aydagül'le tanıştık. Sizler ne yaptınız? Gelin anlatın bakalım dedi. Bizim poster sunumumuz vardı. Batuhan'la tanıştıktan sonra ertesi yıl bizi şeye davet etti. Öğretmen Ağı Koç Okullarındaki buluşmaya davet etti. Ve o şekilde Öğretmen Ağı'na dahil olduk. Üç buluşma gerçekleştirdik. Üç tane etkinlik yaptık. Öğretmen Ağı'nın etkinliğini yaptık. Onun dışında da yine projeler, çalışmalar devam ediyor. Zeynel Hocam, çocuk edebiyatı ve matematik bir arada uygulamanızda, mateviyat. Evet. Kısaca uygulamanızdan bir bahseder misiniz? Öncelikle bir genel olarak tanıyalım. Biliyorsunuz bizim okullarda en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi matematik öğretmek. Matematik öğretiminde karşılaştığımız güçlükler var. Bir de son yıllarda okuduğunu anlamayla ilgili problemlerimiz var. Biz yaptığımız çeşitli çalışmalarda şeyi fark ettik. Yani bunu görebildik. Özellikle çocukların hayatlarını ilgilendiren, onların geleceklerine yön verecek sınavlarda matematik okuryazarlığının ve okuduğunu anlama becerilerinin çok önemli olduğunu gördük. Ve bu konuda ne yapabiliriz? Özellikle bir sınıf öğretmeni olduğumuz için bize burada fazla biraz görev düşüyor, fazla yük düşüyor. Neden? Çünkü bu davranışları, bu becerileri eğer ilkokulda kazandırabilirsek, bu sağlam bir temel atabilirsek ileriki yıllara doğru çocuklar bunları taşıyabilir diye düşündük. Buradan yola çıkarak bir uygulama geliştirdik. Ve uygulamamızda da çocuk edebiyatının örneklerinden yararlanmaya gayret ettik. Ve biliyorsunuz son yıllarda çocuk edebiyatı ülkemizde çok gelişti. Çocuk edebiyatı yazarları, çocuk edebiyatı kitapları, TÜBİTAK yayınları ve buna benzer birçok kaynak alanımıza girdi. Bizim alanımıza girmiş oldu. Ve bu iki disiplini birleştirerek bir uygulama gerçekleştirdik. Zaten yeni programda da şey söylüyordu, bize bir yön veriyordu. Yani farklı disiplinlerle derslerinizi işleyin, farklı disiplinleri derslerinizde kullanın şeklinde bize bir yönlendirmesi vardı yeni programın. Bu nedenle de bu iki farklı disiplini aslında birbirine benzemez gibi görünen iki disiplini bir arada uyguladık biz. Matematikte arkadaşlar iyi bilirler. Biz hep şey derdik. Ya Türkçesi iyi olanın bütün dersleri iyi olur. Halbuki matematikçiler de derdi ki hayır öyle değil. Ya pardon öyle matematiği Türkçesi iyi olanın matematiği iyi olur derlerdi bize matematikçiler. Biz de hayır öyle değil. Matematik ayrı bir zeka, ayrı bir iş diye düşünürdük. Fakat arkadaşların tecrübesini, arkadaşların dediği noktaya geldik. Çünkü dil gelişimiyle matematik gelişimi birlikte yürüyor. Ve bunu gördük. Ve bununla ilgili de bir uygulama geliştirdik. Evet. Peki Zeynel öğretmenim, bu uygulama siz sınıf öğretmenisiniz. Sadece ilkokul kademesi için mi uygulanabilir, yoksa diğer kademeler için de geçerli mi? Evet, aslında şöyle, biz sınıf öğretmeni olduğumuz için bu bize az önce de bahsettiğim bir yük düşüyor, bir görev düşüyor. İleriki yıllarda matematik alışkanlığını, matematiği sevdirme, matematiğe olumlu tutum geliştirebilme biraz daha zor oluyor. Şimdi diyelim ki eğer ilkokulda bunun temellerini iyi atabilirsek, ileriki yaşlarda da çocuklar matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirebiliyorlar. Bu nedenle biz ilkokulun önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama ortaokulda, lisede yani hayatın her düzeyinde bu kullanılabilir. Çünkü edebiyat ve matematik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Özellikle matematikçi arkadaşlar bilirler, evrensel bir dil.
Yani dünyada en çok kullanılan dil matematik dili. Şimdi artı işareti Türkçe'de de, Afrika'da da, İngiltere'de de artı işareti. Yani onu gören Evet. anlayabiliyor ne demek istediğini. Toplamayı, çıkarmayı, diğer işlemleri yapabiliyor. O nedenle ilkokulda böyle bir uygulamanın yapılması ve okul öncesinden başlayarak bu uygulamanın gerçekleştirilmesini önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi hayatın her döneminde, her alanında matematik ve edebiyat bir parçamız olarak devam ediyor. Evet, şu söylem çok hoşuma gitti yani. Matematik dünyada en fazla kullanılan dil dediniz. Bu söylemi yeni duydum ben. Çok güzel ve çok doğru bir tespit. Peki Zeynep Hocam, bu uygulamanızda çözmek istediğiniz problem neydi? Yani sizi harekete geçiren, matematikle edebiyatı bir araya getirmeye düşüncesini size veren, aşılayan problem neydi? Ya da Evet. neyden ilham aldınız? İşte bu uygulamamızın gerekçesi buydu aslında. Çünkü çocuklar ileriki sınıflarda mesela bir problemle karşılaştıkları zaman o problemi anlamakta, o problemi yorumlamakta güçlük çekiyorlardı. Şimdi sınıf öğretmen arkadaşlar bilirler, 1, 2, 3. sınıfa kadar matematik biraz daha anlaşılabilir, biraz daha eğlenceli ve oyun halinde gidebiliyor. Ama iş problem çözmeye gelince, farklı çözümler üretme, yorumlamaya gelince çocuklarda bir ayrışma görüyoruz. Nasıl bir ayrışma görüyoruz? İşte biz diyoruz ki matematik zekası olanlar işte sınıfta bir ya da iki kişi, üç kişi. Diğerleri sadece işlem kısmında mesela iki ile ikiyi toplayabiliyor. Fakat iki ile iki toplamanı gerektiren bir problemle de karşılaştığı zaman bocalıyor çocuk. İşte buradan kaynaklı bir yola çıkışımız oldu. Bunu nasıl çözeriz diye düşündük. Ve yapılan araştırmaları inceledik. Dünyada ve Türkiye'de bu konuda yapılan araştırmaları incelediğimizde dil gelişimiyle matematik gelişiminin eşdeğer olduğunu, yani bir çocuğun dilinin dil varlığının ne kadar gelişkin olursa matematiği de anlama ve kavrama yeteneğinin geliştiğini gördük. Bununla ilgili akademik çalışmalar var. Ben onun fazla ayrıntısına girmeyeyim ama bu konuda dünyada yapılmış akademik çalışmalar var. Bilim bu konuda bize bir yol göstermiş. O zaman ne yapalım diye düşündük. En temel iki disiplini birleştirelim. Matematik ve edebiyat. Ve Edebiyat. buradan yola çıktık. Evet. Zeynep Hocam, peki projenizi hazırlarken mutlaka farklı paydaşlarınız olmuştur. Kimlerle işbirliği yaptınız? Merak ediyoruz. Çünkü bir tarafta edebiyat var, bir tarafta matematik var. Paydaşlarınız kim oldu? Bu konuda şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye yurt dışında bununla ilgili çokça çalışma yapılmış ama maalesef Türkiye'de bu konuda pek bir çalışma yoktu. Burcu Durmaz, Doktor Burcu Durmaz TÜBİTAK da bir proje başlattı. Geçen yıl ve onun önceki yılda matematik öğretiminde çocuk edebiyatının kullanımı ile ilgili ve TÜBİTAK'tan destek alarak eğitimler verdi. Ben de bu eğitime katılmıştım. Burada şeyi fark ettik. Çocuk edebiyatının matematikle ne kadar ilgili olduğunu ve bu konudaki eserlerin çocuğun dünyasını nasıl geliştirdiğini fark ettik, gördük. Ve oradan kaynaklı bir şeyimiz oldu. Öngörümüz oldu. Demek ki biz sınıfımızda matematik materyallerinin dışında da edebiyatı kullanmalıyız şeklinde bir görüş gelişti. Orada tanıştığımız akademisyenler, işte diğer okullardaki öğretmenler, bu konuda yapılan yayınlar, onları takip ederek onlarla birlikte ortak bir uygulama geliştirmeye çalıştık. Evet. Zeynep Hocam, merakla bekliyoruz. Uygulamanızın basamaklarından bahseder misiniz? Siz sınıfta yaptığınız etkinliklerden. Bu konuda şöyle söyleyeyim arkadaşlara, hani kitap falan diyoruz ama
Şimdi her kitabı da getirip sınıfta ya da matematikle Hı. ilişkilendiremiyoruz. Öncelikle burada yapmamız gereken bir şey var, kitap seçimi noktası var. Zaten arkadaşların çoğu nitelikli bir kitabın özellikleri nedir? İşte nitelikli kitap nasıl seçilir? Bu konuda aşağı yukarı bilgi sahibidirler. Fakat matematikle ilgili matematik bağlamı olan kitapları nasıl seçeceğiz? Şimdi matematik bağlamı olan kitaplar biz üç kısma ayırabiliriz. Birincisi sadece bir edebi eser, matematikle ilgisi olmayan ama matematiği sezdirmekte önemli bir yer tutan bir kitap. İkincisi yarı örtük dediğimiz yarı matematik, yarı edebiyat içeren kitaplar. Bir de sadece matematik öğretimi için, matematiği öğretmek için yazılan kitaplar var. Özellikle TÜBİTAK'ın bu konuda çok güzel yayınları var. Matematik öğretimi konusunda TÜBİTAK'ın yayınları var. Bunları nasıl yapabiliriz? Bunları şu şekilde ayarlayabiliriz. Bir ders planımız vardı bizim zaten Burcu hocamla da yaptığımız eğitimde bu ders planı içerisine matematiği nasıl o kitabı nasıl yerleştirebiliriz? Bu kitabı şu şekilde yerleştirebiliriz. Eğer ders planında bu kitabın biz giriş bölümünde mi yoksa değerlendirme bölümünde mi ya da konunun işleyişi sırasında mı kullanacağımızı belirlememiz gerekiyor. Daha çok bu tür kitaplar motivasyon amaçlı kullanılıyor veyahut da değerlendirme amaçlı kullanılıyor. Şimdi sınıf öğretmeni bunu kendi sınıfında hangi dersin hangi aşamasında kullanacağına karar verip sınıfta uygulamasını yaparsa zaten bir deneyim gelişiyor kendiliğinden. Çocukları katıyoruz. Ve çocukları kattığımızda da farklı farklı görüşler, farklı farklı çözümler ortaya çıkıyor. Biraz sonra ben zaten sınıfımda şey yapacağım, uyguladığım örnekleri göstereceğim arkadaşlara fikir olması açısından. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz Zeynur Hocam? Hazır çocuk edebiyatı kitaplarından da faydalanabilir arkadaşlar. Veya metinleri kendileri de kurgulayabilir, oluşturabilirler mi acaba? Çocuklarla birlikte de oluşturulabilir mi metinler, kullanılacak metinler? Tabii iki türlüsünü de yapabilirler arkadaşlar. Birincisi, şimdi buna biz eğitimde hikayeleştirme diyoruz. Bu da son yıllarda sıkça karşımıza çıkıyor. Eğitimde hikayeleştirme nasıl oluyor? İşte çocuk edebiyatı öğelerini kullanarak bir hikaye oluşturuyorsunuz dersinizde. Herhangi bir derste olabilir bu. Ama matematikte daha çok bu problem çözmeye yönelik bir hikaye. Ben isterseniz kısaca sınıfımda yaptığım bir uygulamayı paylaşayım net olarak. Arkadaşlar da görsünler. Evet, lütfen. Burcu hocamla da birlikte Evet. paylaşmıştık bunu şeyde ODTÜ'deki matematik zirvesinde de bu sunumu paylaşmıştım. Sık sık Burcu hocam diyorum ama Burcu Durmaz bu konuda Türkiye'de bu işin mimarı diyebiliriz. Evet. Evet. Şimdi ben Bakalım Zeynep bir Hocam uygulamalarınız. uygulama Hı. paylaşmak istiyorum arkadaşlarımla. Şimdi burada basit bir çalışma yaptık. Mesela edebiyatla bunun bağını nasıl kurduğumuzu ben kısaca söyleyeyim. Şurası bu konudaki akademik çalışmalar, onu geçelim. Neden hikayeleştirmeyi ben kısaca anlatayım. Biliyorsunuz hikaye bizim anlatmak istediğimiz olaylar. Şimdi bu olayları hikaye unsurlarıyla eğer matematikte de hikaye Zeynep öğretmenim araya girip biliyorsunuz yani hikaye unsurları, karakterler, olay, yer, zaman, sonuç, çözüm şeklinde sıralayabiliriz. Daha da çok var ama. Şimdi bu bir hikayenin ya da öykünün temel taşları sayılır. Diyelim ki burada biz herhangi bir problemi çocukla beraber çözeceğiz ya da çocuğu bu problemin içine katacağız.
Ne yapmamız lazım? Matematiksel bağlama olan bir problem ve hikayede çocuklar kendini bu işin içinde bulduğu zaman olaya kendini kaptırıyor ve derse katılım artıyor. Şimdi bizim şöyle bir küçük çalışmamız oldu. Karakterlere iki tane karakter yerleştirdik. Uzay kraliçesi ve uzay şövalyesi dedik. Tabii hikayede biliyorsunuz bir sorun var. Bu sorun kara delikte kaybolan bir uzay gemisi dedik. Zamanda işte bir galaksi ve 2000 ışık yılı. Çözüm. Şimdi burada işte edebiyat unsurlarının katılması çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını da geliştiriyor. Yani çocuğa biz işte matematikte bir çözüm sunmak yerine eğer böyle bir hikayeleştirmeyle birlikte çocuğun çözüme ulaşmasını sağlayabilirsek edebiyat unsurlarını ya edebiyatı kullanmış oluyoruz. Şöyle basitçe işte bir hikaye yazdık çocuklarla. Ben fazla şey yapmayayım, bu vaktinizi almayayım. Bir sorunla karşılaşıyorlar ve bu sorunu çözmek için de harekete geçiliyor ve bu sorunla ilgili de küçük bir problem çıkıyor. Şimdi burada çocuk bu problemi çözerse, bunu artık siz sınıfınızda çok çeşitli, çok renkli şeyler yapabilirsiniz. Bu problemi çözerse şeye devam ediyor, hikaye, öykü devam ediyor. Ve daha sonra da gene bunu çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz, sürekli hale getirebilirsiniz. Fakat burada önemli olan edebiyat unsurlarını kullanarak, hikayeleştirerek çocuğun derse ilgisini çekmek. Eğer derse ilgisini çekiyorsa çocuğun, zaten bunu her derste sürekli bunu yapamazsınız. Bir iki uygulama yaptıktan sonra matematiğe olan tutumunu ve ilgisini görebileceksiniz. Ve sonuçta da ulaşılan bir sonuç var. İyi ya da kötü bir şekilde sonuca ulaşıyor. Şöyle kısaca bahsedeyim ben hikaye unsurlarıyla problem çözmeyi. Mesela bir problem çözerken şu şekilde veyahut da başka bir şekilde sizin için nasıl uygun olursa 1, 2, 3, 4 bölüm halinde şey yaparsanız, sınıflandırırsanız problemi ve bu problemi de çocuklarla birlikte yazarsanız, yani onu da işin içine katarsanız bu problemin hikayesini oluşturup inanılmaz çocukların hoşuna gidiyor ve kendini içinde buluyorlar. Şimdi bunu bir sayılar işte ya da kurallar olarak verdiğinizde matematiği bir geri durma, bir soğuk durma oluyor derste. Fakat bu şekilde şeyi içerisine yerleştirirseniz, hikaye unsurlarıyla yerleştirirseniz ve çözümünü de çocuğa bırakırsanız onun hayal gücünü, onun düşüncelerini de katmış oluyorsunuz. Zaten buradaki amaç da ne hikayeleştirmede? Günlük yaşamdan örnekler, hayal gücü, yaratıcılık, mekanlar, günlük yaşamdan objeler, hatta espri, abartı da katabilirsiniz. Günlük hayatındaki alışverişleri, oyunları, görsel çizimleri şey yapabilirsiniz. Çünkü her çocuk kendi kendine bir kahramandır. Onların bu kendi kahramanlıklarını hikayelerde göstermiş olalım. Bu şekilde de çocuklara bir matematik problemini hikaye unsurları kullanarak da yaptırabilirsiniz. Tamam. Peki Zeynep Hocam, bu uygulamanızın hani geliştirilebilirliği, yaygınlaştırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Geliştirilebilir farklı kademelerde ve yaygınlaştırılabilir olduğuna inanıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet, aslında bu belki birkaç yıllık uygulama, yeni bir uygulama ama zaten çoğu zaman sınıfta öğretmen arkadaşlar buna benzer şeyler yapıyorlardır. Mutlaka bir kitaptan, bir edebi eserden, bir kahramandan yararlanıyorlardır. Hani bunu önemli olan sistemli ve düzenli yapmak. Tabii ki eğer bunu sistemli ve düzenli yaparsak, ben sınıfımda uyguladığım için biliyorum. Mesela okuma saati geldiği zaman özellikle okuma saatlerinde
kitap seçerken de matematik bağlamı olan kitapları seçiyorum ve çocuklardaki o ilgiyi ve merakı görebiliyorum. Zaten bu seçtiğimiz kitapların içerisinde de şey var. Çocukların dünyasına hitap eden çizimler, karakterler, olaylar var. Ve oradan ilgilerini toplayarak devam ediyoruz. Şimdi gerçekten son dönemde, son yıllarda o kadar güzel kitaplar var ki çocuk edebiyatında matematikle de ilgili. Aynı zamanda da şunu da söylemek istiyorum. Bu çocuk edebiyatı kitaplarıyla dersleri işlediğinizde çocuklar sanatla da tanışmış oluyorlar. Mesela kitabın kapağı, kitabın çizimleri, kitapta kullanılan dil çocuklara o estetiği, sanatı da gösteriyor. Gerçekten mesela nitelikli kitapları kullandığımızda, seçtiğimizde çocukların çok hoşuna gidiyor. Diğer kitaplara bakmıyorlar bile. Şimdi bizim Evet. sınıfımızda işte yaklaşık 10 tane falan bir kitap seçtim ben. O listeyi de paylaşırım gerekirse. Oradaki çizimler, karakterler, olaylar çocuğu cezbediyor. Hayal dünyasına giriyor. Ve hayal dünyasında da çeşitli çözümler geliştiriyor. Zaten bizim amacımız o kitapla birebir alıp matematik kurallarını öğretmek değil. Bir, matematiğe olumsuz tutumu kırmak. İki, okuma alışkanlığını geliştirebilmek. Ve bu iki disiplini de birleştirerek farklı bir yol çizmek. Yani disiplinleri birleştirerek öğrenme ortamını zenginleştirebilmek. Şimdi öğrenme ortamı sadece şeyle zenginleşmiyor biliyorsunuz. Bir sürü materyali işte akıllı tahtadan tablete kadar getir, böyle zenginleşmiyor. O içerikle zenginleşiyor. Bu içerikleri de biz bu kitaplarla zenginleştirebilirsek ve çocukları da bu işin içine katabilirsek çok daha güzel oluyor. Ben şimdi bir uygulama daha paylaşayım isterseniz. Şimdi burada kısaca şeyden bahsediyor, projemizin amaçlarından. Dediğimiz gibi çocuk edebiyatı yoluyla matematiğe olumlu bir tutum geliştirebilme, öğrenme ortamını zenginleştirebilme ve hayal gücünü kullanarak problem çözme becerilerini kazandırabilme diyor. Şimdi bizim bazı kitaplarımız var. Ben hepsini alamadım ama merak edenler için. Sörçe ve Çevre'nin Matematik Maceraları, İlk Yuvarlak Masa demiş. Pınar Hocam için okuyorum. Korkusuzca maceralara atılmamızın nedeni ise dünyayı keşfetme isteğimizdir. Bu da dünyayı gezmek isteyen horoz. Bu çok popüler bir kitap. Bunu çoğu arkadaşlar bilirler. Bunun dışında içinden çıkamadığımız sorulara ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Bir problemle ne yaparsınız? Ve çoğumuzun tanıdığı Kraliçeyi Kurtarmak, gözümüzü karartıp Kraliçeyi kurtarmak için çıktığımız cesur yollarda çarpım tablosu karşımıza çıkıyor. Eyvah, 7 çarpı 9. Ve her şey kabusa dönüşüyor. Öf, bıktım bu matematikten. Nedir bu matematik diye düşünürken tüm bu sıkıntılardan kaçmak için uykuya dalınca karşımıza yine çıkan gerçek matematik hayattır. Bunlar derlediğimiz birkaç tane kitap. Aslında bunun dışında da çok güzel kitaplar var. İşte sınıfımda mesela ben şey serisini uyguladım. Gökyüzü Ne Kadar Yüksek. Bu TÜBİTAK'ın bir seri kitabıdır. Gökyüzü Ne Kadar Yüksek, 1 Milyon Ne Kadar Büyük gibi bir seri kitap var. Şimdi bakın burada şey yapıyor. Direkt soruyu cevaplamıyor. İşte gökyüzü ne kadar yüksek, işte bilmem kaç fit diye cevap vermiyor. Şimdi kitabı okuduğumuzda biz yüksekliğini bulamadık gökyüzünün ne kadar yüksek olduğunu. Ama bizden yüksek olduğunu, sınıftan yüksek olduğunu, ağaçlardan yüksek olduğunu, işte bir uzay roketinden de yüksek olduğunu keşfettik. Yani çocukların kafasında bir şey oluştu. Artık somut bir düşünce oluştu. Mesela diğer bir şeye girelim. Sayılar kayboldu, onları arıyoruz. Sınıfımızda mesela Sayıların Olmadığı Ülke diye bir kitap var. Bir de Sayılar Kayboldu diye bir kitap var. Bunları okuduğumuzda sayılar olmasa ne yaparız? Ya da işte sayıların olmadığı bir sınıf yapalım. Sayıların olmadığı bir saat yapalım. Sayıların olmadığı bir bilgisayar yapalım. Sayıların olmadığı bir telefon yapalım.
Yani sayıların hayatımızdaki önemini kavratmaya yönelik bir çalışmaydı. Çocuklarla birlikte okuduk kitabı. Aç Tırtıl'ı çoğunuz biliyorsunuz zaten. Çok harika bir kitap Aç Tırtıl'da. Burada birkaç disiplini birlikte öğretebiliyorsunuz. Günleri, sayıları, işte doğru beslenmeyi gibi birkaç konuyu birlikte şey yapıyoruz. Bunda çok eğlendiler çocuklar. Tırtılın yediği meyveleri görüyorsunuz. Onları getirdiler hep sınıfa. İşte birinci gün bir elma yemiş, ikinci gün mandalina yemiş, üçüncü gün nar yemiş gibi. Bu şekilde yani sınıfta birlikte de okuyabilirsiniz, ödev de verebilirsiniz çocuklara ya da paylaşımlı şekilde okuma da yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Bir örnek ders planı demiştim. Şeyde örnek bir ders planı var. Bunu da paylaşırım arkadaşlarla. Buradaki amaç şu. Biz bu kitabı dersin hangi aşamasında kullanacağız? Motivasyon aşamasında mı, değerlendirme aşamasında mı, ders işlerken mi kullanacağız? Onu siz karar verip uygulamasını yapıyorsunuz. Bir de yıllık uygulama planı çıkarttım ben ama bunu arkadaşlar kendilerine göre ayarlayabilirler. Kitabın adını, konusunu, hangi disiplinle ilişkili olduğunu, hangi yaş grubuna hitap ettiğini gösteren küçük bir tablo çalışma. Tabii bu ben kendi sınıfıma göre yaptığım için arkadaşlar şey yapabilirler bunu. Kendi durumlarına, kendi sınıflarına göre ayarlayabilirler. Bu uygulamayı çoğunluğu da genç yeni öğretmen arkadaşlarımız. Öğretmenlerin hani uygulaması noktasında ilham alacaklarını, uygulayacaklarını, etkileneceklerini düşünüyor musunuz? Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle, zaten her yeni bir şey, farklı bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar buna benzer çalışmaları belki sınıflarında uygulamışlardır. İsmi olmasa bile, matematik ve edebiyat olmasa bile benzer çalışmalar yapılmıştır. Bizler zaten öğretmen ağında olanlar, ağ kafasını yaşayanlar diyelim. Farklı görüşlere, yeni uygulamalara açık insanlar. Buna benzer çalışmalar yapılmıştır ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de farklı böyle uygulamaları pek yok. Biz de işte bunu yapa yapa, deneyim kazana kazana gideceğiz. Ve sınıflarında eğer denerlerse, birlikte de paylaşabilirsek geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu, ben arkadaşlar yanlış anlamasınlar, bir şeyi öğretmek için onlara ben şunu yaptım, bu çok güzel demek için değil bu çalışmanın amacı. Adı üstünde deneyim paylaşımı. Hani bir deneyimden yola çıkarak farklılık oluşturduğumuz farklılıkları paylaşmak istedim ben. Kendileri daha güzel şeyler yaparak bunu geliştirebilirler. Aslında hani ortaokul öğretmeni olarak şunu da söyleyebilirim Zeynep Hocam. Gösterdiklerinizden, anlattıklarınızdan yola çıkarak aslında üzerinde uygulamanın biraz çalışırsak hani arada çok uçurumlar yok ortaokulla ilkokul arasında. Özellikle 4. sınıfla 5. sınıf arasında çok rahat revize edilebilir ortaokulda da. Hatta farklı disiplinlere de dönüştürülebilir, değiştirilebilir uygulamanız. Öyle düşünüyorum ben. Bir de şöyle, hani katıldığım edebiyat seminerlerinde edebiyatçılar şöyle düşünüyor. Aslında edebiyat öğretmek için yok. Edebiyat haz vermek için, estetik duygusunu geliştirmek için, çocukların özellikle kendilerini ifade edebilmek için, hayal dünyalarını zenginleştirmek için var. Bu var olma sebeplerini matematik gibi çok önemli bir disiplinin öğretilmesinde kullanılması bence harika. Ne düşünüyorsunuz Zeynel Hocam bu konuda? Evet, edebiyatçılar bu konuda şeyler. Zaten edebi eserlerde şunu görüyoruz, yani edebiyatçılar kendisi de söylüyorlar. Edebiyat bir şey öğretmek için yapılmaz. Yani edebiyata biz işte bir yazar kitabı yazarken ben insanlara şunu öğreteyim ya da ben işte şu değer yargısını aktarayım düşüncesiyle yazmazlar. Ama burada şöyle bir ayrım var çocuk edebiyatında. Özellikle bu konuda tartışılıyor. Çocuk edebiyatında konu çocuk olduğu için
bazı değerler ve değer yargıları öne çıkıyor. Mesela bir çocuk edebiyatında işte bir şiddetten, cinsellikten ya da işte değerlerimize ters gelecek bir durumdan kaçınıyor yazarlar. Dikkat ediyorlar. Bunu tema olarak işleniyor. Yetişkinlerde sorun olmuyor. Yetişkinlerde bunu anlatabiliyorsunuz ama çocuk edebiyatında bu tür şeyler biraz dikkat edilmesi gereken konular. Ve böyle olunca da şimdi edebiyatla öğretimsel amaçlı yazılmış kitaplar karışımı bir şey oluyor. Aslında buna baktığımız zaman gerçekten hani bir edebi bir eser olarak değerlendirmeyebilirler bazıları. Fakat edebiyatın öğeleri kullanılarak, edebiyat kullanılarak onların ilgisini çekmek, işte hayal dünyalarına girmek, çocukların duygu dünyalarına girebilmek, bu şekilde bu yolla belki onunla matematiğe olumlu bir tutum geliştirebilmek. Örnek bir kitapta şey yapıyor, işte sayıları çocuk sevmiyor, belki biliyorsunuzdur, Matiz matematiği sevmiyor diye bir kitap var. Bu kitapta çocuk matematiği sevmiyor, yapamıyor. Aslında bu çocuğun sevmediğinden değil, işte düşüncesiyle, beyniyle ilgili bir problem var. Fakat biz öğretmenler çoğu zaman herkesi aynı gördüğümüz için şey diyoruz, işte bunun kafası çalışmıyor, bu anlamıyor, bu bilmiyor. Halbuki öyle değil, yani onun altında yatan bir sebep var, onu bilmiyoruz. Bu çocuğa bir görev veriyorlar, kahraman, hikayedeki kahraman. Voleybol maçı yapan arkadaşlarına ona hakem ol diyorlar. Hakem oluyor. Şimdi birden bir tereddüt yaşıyor. Ben ne yapacağım? İşte bu sayılar aklımda tutamam. Ne yapmam gerekir falan diye düşünürken hemen bir avuç taş alıyor. Galip gelen takım tarafına bir taş atıyor. Galip gelen takım tarafına bir taş atarak böylece kendince de pratik bir çözüm yolu bulmuş oluyor günlük hayattan da. Bu şekilde mesela kahramanlar yoluyla, işte edebiyatın unsurları yoluyla çocuğun matematiğe olan ilgisini, sevgisini geliştirmek ve olumlu bir tutum geliştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda da dediğim gibi disiplinleri birleştirerek sınıf ortamını zenginleştirmek, ders içeriğini zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce işte Burcu hocamla tanışmasaydım ben de aklıma gelmezdi matematikle edebiyatın ilişkisi ne alaka? Öyle görünürdü. Fakat şunu biliyoruz ki hepimiz de dünyada artık bu noktaya gelindi. Bir sınıfta bir ders işlerken sadece o dersle değil farklı disiplinlerle işlediğiniz zaman anlam kazanıyor. Hayatla bir bağ kurduğunuz zaman, bir ilişki kurduğunuz zaman o ders çocuklar için anlamlı oluyor. Hep şunu matematikçiler şunu sorarlar. Çok da duymuşlardır. Benim bu hayatta ne işime yarar? İşte tanjant, kotanjant benim hayatta ne işime yarar hocam diye soranlar olur. Ortaokulda, ilkokulda da olur. İlkokulda gene biraz hayata ilişkin ufak tefek şeyler, problemler yapmaya çalışıyoruz ama ortaokul, lisede çocukların çoğu buna pek anlam veremezler. Ben bunu öğreneceğim sadece sınav için çalıştığını, sadece sınav kazanmak için öğrendiğini düşünen öğrenciler var. İşte bu algıyı kırmak için böyle bir uygulama yapmayı düşündük. Özellikle küçük yaştaki çocukların matematiği daha fazla somutlaştırabilmeleri adına edebiyatı kullanmak da güzel. Yani hikayeleştirmek aslında o sayıları, problemi somutlaştırmalarını sağlıyor zihinlerinde. Daha kolay çözüme gidebiliyorlar, değil mi Zeynep Hocam? Kesinlikle ilk önce mesela çocuğun hayatından, öğretmenin hayatından mesela girerek kaç gözün var, kaç kulağın var, kaç parmağın var, işte bu parmakla neler yapabilirsin gibi çocuğun günlük hayatından, işte saatten, servisten, bugün bütün çocukların ellerinde cep telefonları var. Onların üzerindeki sayılardan, hesaplamalardan, işlerden onlar uzak değiller. Ama bizim yargılarımız var ya kafamızdaki o matematik
Matematiği biz şöyle öğretmeye çalışıyoruz çocuklara genellikle. Matematik sayılar ve kurallar bütünü. Biz bunları sayılarla ve kurallarla verirsek ancak anlar bu çocuk. Bu çocuk mutlaka çarpım tablosunu bu şekilde ezberlemeli. Veyahut da işte bu çocuk bu işlemi 2 ile 2'nin 4 yaptığını mutlaka bilmeli. Ama işte matematik dersinin içine çocuk edebiyatını katarsak, hayal gücünü katarsak, o kahramanın yaptığı yolculuğu, kahramanın karşılaştığı güçlükleri nasıl aştığını gösterebilirsek, ona bir farklı bir pencere açmış olacağız diye düşünüyorum. Matematiğe ruh katacak diye düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi özellikle akademik çalışmalarda çocuğun dil gelişimiyle matematiksel gelişiminin ortak olduğunu, paralel gittiğini, ne kadar dil gelişimi ne kadar ilerlediyse matematiği anlama ve kavrama da o kadar ilerleyecektir. Yani bu şekilde bir görüş vardı zaten ve bundan da yola çıkarak, yani bu tespitten de biz yola çıkarak şey yaptık. Dediğiniz gibi bize hep farklı gösterildi. Yani matematikle edebiyat birbirleriyle alakasız iki disiplin. Halbuki matematik öğretirken biz kuralları baştan veriyoruz, sayıları veriyoruz ve çocuğun gözü korkuyor. Edebiyatla bunu işte dil gelişimiyle birlikte verirsek biraz daha sevimli hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Evet, buluşmak, deneyim, bakış açısı, bütünleştirme, uygulanabilirlik, fikir birliği, edebiyat ve matematik uyumu, çalışma isteği, daha çok çalışma isteği, farkındalık, ihtiyaçlar öğretir demiş arkadaşımızın biri. Bütünleştirme. Bir de yürütücümüze soralım. Zeynep öğretmenim, siz cebinizde nelerle ayrılıyorsunuz? Birçok şey... Paylaşım. Ben paylaşım diyeyim. Zaten bizim öğretmen ağanın mantığı da o. Evet. Ona şey diyoruz, ağ kafası diyoruz. Beslenme ve paylaşım. Ben katılan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Katılımları için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde böyle oldu ama bundan sonra da yine paylaşımlarımızı fiziksel olarak da yapmayı diliyorum. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.